Daha sonrasında da Çorum Belediyespor Başkan birinin belediye başkanı olması bizim camiamızda, bizim ekibimizde, bizim yönetimimizde ciddi manada sevinçle karşılandı. Size hayırlı uğurlu olsun diyorum. Belediyeye geldiğim ilk günden beri kulüp başkanlığını yaptım Çorum Belediyespor. Evimdeki oğlum ya da kızım kadar benim önem verdiğim, önemsediğim, benim için değerli olan bir kulübümüzdür. Bu yönetim kurulundaki arkadaşlarımın içerisinde Mustafa Ercan'la birlikte bu kulübü ilk kurduğumuzda Mustafa ağabeyiniz bilir, formaları bile yoktu. Ayakkabıları, tozlukları falan herhangi bir amatör takıma yakışmayan bir pozisyondaydı. Ve bugün Türkiye'de, şuna inanın, Türkiye'de marka değeri olan bir profesyonel kulüp oldu. İkinci, üçüncülük kulüpler içerisinde Çorum Belediyespor. Ve bu kadar emeğimiz olduğu için bu takımımızın biz çok daha üst düzeyde bir ligde en azından ikinci ya da birinci ligde olmasını çok arzu ettik. Mücadele ettik. Nasip değilmiş demek ki. İnşallah bu nasip bu sene olur. Başkanlığımız çok önemli değil. Kulüp başkanlığımız çok önemli değil. Yeter ki bu sene ikinci lige tutunalım. Son alınan sonuçlar kesinlikle moral bozmamalı. O anda moral tabii ki bozulur. Esas olan neticede sonuca ulaşabilmektir. Ve ben futboldan az çok anlayan birisi olarak diyorum ki bu ligin en iyi takımı Çorum Belediyespor. Sayın Cumhurbaşkanımız Çorum'u ziyaretinde ligimizi sordu. Üçüncülük olduğunu söyledim, yakışmıyor dedi. Değerli arkadaşlar, bu ligi ikiye, bu ligi bire çıkartabilmek için sadece belediye başkanının ya da kulüp yöneticilerin desteği, onların nefesi yeterli olmaz. Herkesin desteğini bekliyoruz biz. Ben kulübü bıraktığım son güne kadar, bundan sonra da böyledir, hiçbir yönetici arkadaşımız deplasmana giderken, gelirken, yolda, belde belediye spora bir liralık masraf ettirmemiş, bir kap yemeğini yememiştir arkadaşlar. Bu kadar titiz bir çalışmanın içerisindeyken mağlubiyetlerin neticesinde iftiralara varan ifadeler tüm yönetici arkadaşlarımız ve futbolcularımızı üzer. Netice olarak ben şunu söylüyorum. Biz şehir olarak bu kulübün arkasındayız. Belediye olarak elimizden gelen imkanları sarf ederek kulübümüzü bir üst lige çıkarmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Deplasmanlarda, çoğu deplasmanda Çorum Belediyespor falan yazmıyor. Çorum Spor yazıyor. Biz bundan rahatsızlık falan da duyuyor değiliz. Biz de kendi aramızda konuşurken Çorum ifadesi, Çorum'un takımı. Çorumlu, Çorum'un takımına sahip çıkmak durumundadır. Herkesi desteğe davet ediyoruz. Sabra davet ediyoruz. İnşallah sabır koru üzüm yapar der atalar. Sonucunda inşallah iyi bir şekilde neticelendirir. Gülen taraf biz oluruz diyorum. Ben ziyaret eden futbolcularımıza, çalışanlarımıza, yönetici arkadaşlarımıza, kulüp başkanlarımıza da teşekkür ediyorum.